Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün kendime ait olan Kawasaki R6F motorumuzu incelemesini yapacağız. Arkadaşlar Kawasaki R6F gerçekten güzel, iyi bir motor, kullanışlı bir motor. Yani 7 yıldır ben bu motoru kullanıyorum. Yaklaşık da 42 bin kilometreye yakın oldu tecrübe olaraktan bu motorda. Gerçekten ben motorumdan memnunum. Ama tabii ki Super Sport tarzı bir motor değil. Super Sport güçlü bir motor arayanlar için çok uygun bir motor değil. Çünkü çok yüksek son hızı bunun. Çok yüksek değil. Kawasaki R6F gerçekten ekonomik bir motor. Diğer 600 cc sınıfına göre bayağı ekonomik bir motor diyebiliriz. Normalde R6F 100 kilometrede şehir içinde 5 litre civarı bir yakıt yakıyor. Yani normal kullanırsan 5 litreyi bile bulmadığı zamanlar oluyor. Yani 600 cc sınıfına göre en ekonomik motorlardan birisi. Ayrıca arkadaşlar motorumuz Japonya'da üretiliyor. Yani bazı markalar gibi direkt yurt dışında, yani Japonya'nın dışındaki ülkelerde falan toplanmıyor. Onun için de motor gerçekten sağlam bir motor. Zaten 650 cc sınıfında diyebiliriz ki en sağlam motorlardan birisi de Kawasaki R6. Yani bunun N modeli, F modeli ve bir de Versi modeli var. Bunlarda aynı motor kullanılıyor. Motor bloğu gerçekten çok sağlam. Yani Kawasaki R6F almak isteyen arkadaşlara tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar motorumuzu biraz da yakından görelim. Arkadaşlar motorumuzun ön tarafında böyle iki adet disk frenimiz var. İkisi de gerçekten çok sağlam. Dengeli bir şekilde fren yapmasını sağlıyor. Ayrıca ön frenimiz gerçekten güvenilir şekilde bayağı sağlam, iyi bir sisteme sahip. Onun haricinde gövdeye monte edilmiş böyle sağda solda sinyallerimiz var. Yani şekli böyle sırıtan bir şekilde değil, güzel bir şekilde yapılmış, estetiği düşünülmüş. Ön tarafta uzun kısa farlarımız var böyle bu şekil. İki adet aynamız normal bütün motorlar olduğu gibi. Onun haricinde arkadaşlar ön tarafta bir de camımız var. Camımız 3 kademe. Arkadaşlar motorumuz Touring tarzı. 649 cc hacminde, 72 beygir gücünde, 64 Nm torka sahip. Motorumuzun ateşleme sistemi arkadaşlar elektronik, dijital ateşleme, benzin püskürtme sistemi de full enjeksiyonlu arkadaşlar motorumuzun. Ayrıca şurada böyle bir yağ göstergemiz var. Yağ seviyesini buradan kontrol edebiliyoruz. Burada frenimiz var. Burada da motorumuzun ciklesi diyebiliriz. Yani rolantisini oradan ayarlayabiliyoruz. Burada amortisörümüz var. Motorumuzun egzozuna gelince böyle bir egzoz var. Egzozumuz gerçekten çok şık. Bazı arkadaşlar gördüğü zaman bu motorun egzozu nerede diye sorabiliyorlar. Yani hiç böyle sırıtan, göze batan bir egzoz değil. Hidrolik frenimiz var. Diskimiz var. Onun üzerinde de arkadaşlar gene sinyallerimiz, stop lambamız, plakalığımız. Aynı zamanda plakalığımızda çamurluk görevi de görüyor. Burada da artçı arkadaşların tutunabilmesi için yani el tutamağı var burada da arkadaşlar. Onun haricinde arkaya benim taktırdığım çanta var. 16 litre benzin depomuz var. Koltuklarımız gerçekten yumuşak ve rahat. Konforu güzel. Yani 100 kilometrede bir dinlenmekte fayda var. Burada alarm kornamız var. Sinyallerimiz var. Uzun kısa lambalarımız. Burada flaş dörtlerimiz var. Dörtleri yakıyoruz durduğumuz zaman. Onun haricinde burada start stop, yani motoru çalıştırmak için bastığımız düğmemiz var. Bu da onun emniyeti. Gaz kolumuz. Onun haricinde arkadaşlar böyle de bir göstergemiz var. Böyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi. Göstergemizde de motor devri var. Burada benzin göstergesi, kilometre, toplam kilometreyi gösteriyor. Onun haricinde anlık olarak yaktığımız yakıtı gösteriyor. Buralarda sinyallerimiz var. Sağlı sollu. Burada da yağ lambamız ve yeşil lambamız da arkadaşlar motorumuzun boşta olduğunu gösteriyor. Vitese taktığımız zaman çıkıyor. Boşa aldığımız zaman tekrar yanıyor. Motorumuzun ön tarafında böyle bir de granaj korumamız var. Bu granaj korumamız da gerçekten çok işimize yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sarı boya izleri var. Daha önceden bir ticari taksiye yan taraftan vurdum. Gördüğünüz gibi granajda fazla bir zarar gelmedi ama bu motorumuzun granajlarını kurumuş oldu.
motor kullanırken ekipmansız kullanmayalım. Kaskımızı, eldivenlerimizi ve montumuzu her zaman arkadaşlar kullanalım. Evet değerli motor severler, motorumuzu yakından da bir inceledik. Bir de motorun az önce dediğim gibi şehir içindeki yakıt tüketimi 5 litre civarı, ama şehir dışına çıktığımız zaman motoru eğer normal kullanırsak bu motor yaklaşık olaraktan 100 kilometrede 4 litrelere kadar rahatlıkla düşürebiliyorsunuz. Hatta onun altına bile düşürebilirsiniz ekonomik kullanırsanız. Ayrıca arkadaşlar bir de motorların yedek parça fiyatları gerçekten çok yüksek. Motorumuzu kullanırken temiz kullanalım. Temiz kullanırsak, ne kadar temiz kullanırsak motor o kadar bize az hasar açacaktır. Ben bu motoru 7 yıldır kullanıyorum. Allah'a şükürler olsun ki şu ana kadar hiçbir şekilde ben bu motordan ne yolda kaldım ne de bir sorun çıkarttı bana. Yani bir arıza çıkartıp da bana para harcatmadı bu motor. 7 yıldır da kullanıyorum. Sadece bakımlarını zamanında düzenli olarak yaptırıyorum. Temiz bir şekilde de motoruma biniyorum. Motorumu fazla zorlamıyorum. Arkadaşlar Kawasaki R6F hakkında merak ettiğiniz şeyler var ise onları da yorumlara yazıp bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla size cevap vermeye çalışırım. Ayrıca eğer kanalıma abone değilseniz, kanalıma da abone olursanız, gelecek videolarda gene böyle motor videoları yapacağız inşallah denk geldikçe. Ayrıca araba videoları da yapıyoruz. Merak ettiğiniz araçlar, motorlar da olursa eğer yorumlara yazarsanız, eğer elimizde de varsa o tür araçlarımız, onlar hakkında da size bilgi vermeye çalışırım arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. İyi seyirler. Ekipmansız yola çıkmayın arkadaşlar. Lütfen. 6 ileri vites bir motor. Son hızı da bunun aşağı yukarı bastığınız zaman 230'a kadar çıkıyor motor. Yani 230'a kadar çıkıyor deyince normalde 220 bunun son hızı, ama tabi biraz basınca 230'a kadar da çıkıyor, ama 220 km hıza kadar hiç zorlamadan çok rahat bir şekilde çıkabiliyor motor. Güvenlik olarak da arkadaşlar motorumda ABS yoktur. Ama ön tarafta iki tane disk fren var. Çok sağlam. Gerçekten çok iyi ön frenleri. Arkada da tek disk fren var. Arka frenler tabii ki bütün motorlarda olduğu gibi zayıftır. Çünkü bu motorlarda gazı kestiğiniz zaman zaten motor kendi kendine direkt kompresöre bindiği için bayağı bir frene basmışsınız gibi yavaşlıyor. Hatta kayıyor bile. Bunun yanında bir de fren kuvvetli olursa direkt kızaklayacaktır. Yani frene bastığınız zaman, bu sefer gazı da kestiğiniz zaman motor bayağı bir tehlike oluşturur. Onun için de bütün motorlarda arka frenler biraz zayıftır. Ama ön fren gerçekten çok kuvvetli. Zaten ön frene bastığınız zaman yük ön tarafa bindiği için ayrıca arka taraf hafifliyor arkadaşlar. Yani arka tekere binen yük bayağı bir azalıyor. Onun haricinde arkadaşlar motorumun koltuğu falan rahat. Oturuş pozisyonu gerçekten çok güzel. Ben bu motoru 2013 yılında 0 km olarak almıştım. Ve 7 yıldır da bu motoru kullanıyorum. Zaten sadece bu motorda 40 bin kilometrenin üzerinde bir tecrübem var arkadaşlar yani. 40 bin kilometre tecrübe de gerçekten bir motor için çok az değil. Çok iyi bir tecrübe. Dediğim gibi motorum 220 kilometre hız yapıyor normalde, ama 230 kilometreye kadar da çıkıyor. Ama 220'ye gaza bastığınız zaman hiç kesintisiz olarak zorlanmadan çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Daha önce dediğim gibi motorumda ABS yoktur arkadaşlar. Eğer ABS olsaydı, ABS motora ayrıca bir güvenlik veriyor. Yani özellikle virajlarda, ıslak zeminlerde falan motorun kızaklamasını, kaymasını, yan yatmasını ABS gerçekten engelliyor arkadaşlar. Ha tabii ki çok da bariz bir yanlış frene basarsanız ABS de olsa sıkıntı yani. Bana sorarsanız motorlarda ABS gerçekten çok önemli. Çünkü motorlarda fazla güvenlik tertibatı, güvenlik sistemi kullanamıyorsunuz. Mesela motorlara airbag veya ne bileyim emniyet kemeri kullanamıyorsunuz sonuçta. En azından
Hiç değilse yani bir ABS'nin olması bence çok iyi. Özellikle kış aylarında. Gerçi ben motora kışın çok fazla binmiyorum ama motorlar için özellikle kış aylarında ABS çok önemli arkadaşlar. Çünkü sürekli ıslak zeminde gidebiliyorsunuz. Onun haricinde kullanımı gerçekten rahat. İyi bir motor. İkinci el piyasası biraz çok iyi değil ama R6F'ler, R6N'ler, Versiler zaten aynı motoru kullanıyor bunlar. Aynı motor bloğunu kullanıyor daha doğrusu. Bu motor, bu modeller, Kawasaki'nin bu modelleri ikinci elde fena değil. Ama tabii ki bir Honda kadar da hızlı değil tabii yani. R6F'in gidişi gerçekten stabil, güzel. Yani gidişi gerçekten güzel bir motor. 650 cc sınıfına göre, yani ya da 600 cc sınıfına göre diyelim. Rahat bir motor. Kawasaki R6'yı tavsiye eder misiniz diye sorarsanız ben tavsiye edebilirim arkadaşlar. Yani sağlam bir motor. Gaza bastığınız zaman çok böyle tehlike yaratacak bir motor değil. Güçsüz bir motor da değil, öyle çok güçlü bir motor da değil ama sınıfına göre güçlü diyebiliriz tabi. Yani diyelim ki 250 cc bir motora biniyorsunuz, 600 cc sınıfına geçeceksiniz ama paranız da var, direkt böyle bir motor alıp daha sonra süper sport bir motora geçebilirsiniz. Çünkü bunda biraz daha tecrübenizi artırırsınız. Bu motorda zaten ben de aşağı yukarı 0 kilometrede almıştım 2013'te. Ve 40 bin kilometre daha önce de söylemiştim. Tecrübem var. Ben tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim. Motor gerçekten tavsiye edilecek bir motor. Hem kullanım olarak, hem rahatlık olarak, hem konfor olarak tavsiye edilecek bir motor yani. Motorun bir avantajı da arkadaşlar böyle otoparklara beleş girebiliyorsunuz.